Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Hafta sonundan bu yana Amerikan Kongresi'nde askıya çıkmış Türkiye'ye F-16 satışını konuşuyoruz. Neden 23 milyar dolar ödeniyor? Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Neden Türkiye F-16 verilirken Yunanistan'a F-35 veriliyor? Bu kadar çok ciddi sayıda mühimmat üreticimiz var. Kendi mühimmatlarımızı geliştiriyoruz. Neden Amerika'dan hala işte bombadır, füzedir, hava hava mühimmat alıyoruz? Bu tür Sorular herkesin aklına geliyor. Bu videoda bu raporun biraz daha detaylarına birlikte bakacağız. Neyi ifade ediyor? Ne amaçlanıyor burada? Amerika'nın hazırladığı bu rapordaki bazı soru işareti noktaları birlikte değerlendireceğiz. Aslında ben bu konuyla ilgili genel çerçeve bilgisini Pazar sabahı yayınladığım Üsküdar'da böyle bir sahilde yürüyerek yaptığımız gündem videosunda sizlere anlattım. Fakat e, ne izleyicilerimiz bunu izlemiş ne konuyu dinlemişler. Herkes benim e, elimde dolaştırdığım derine küçük kızıma odaklanmış. Çok güzel dilekler, çok güzel sözler yazmışlar. Böyle okudukça benim gözlerim yaşardı. Bütün çocuklarımızın bahları açık olsun. Onlar bizim geleceğimiz göz bebeğimiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bu kararın askıya çıkması ne demek? Bir satış anlaşması mı? tabii ki değil. Burada Amerika Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini oy, e, oylamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunun geçmesini bekledi ve yaklaşık da 2 yılı aşkın süredir Türkiye'nin beklettiği talebi Kongre'ye iletti. Fakat öyle bir paket yaptılar ki Türkiye'ye F-16 4. nesil bir savaş uçağı Yunanistan'a da 5. nesil savaş uçağı F-35 için kapı açılmış oldu. Bu çok çok önemli bir nokta. Fakat ben videonun sonunda söyleyeceklerimi baştan söylemek istiyorum. Aklıma gelen soru işaretlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi F-35 konusu. Bu çok çok önemli bir konu. Yunanistan'a 5. nesil uçak verilmesi, Türkiye'nin F-16'ya mecbur bırakılması Ege'deki dengeleri çok ciddi anlamda bozdu. Bu konu Yunanistan açısından çok ciddi bir avantaj. Yunanlar aldıkları işte yeni silahları, işte savaş uçaklarını böyle böyle bir aksiyon, atraksiyon yapmayı çok seviyorlar. İnşallah ileride İsrail'in yaptığı gibi İsrail F-35'lerini kaldırdı ve Lübnan'ın hemen kıyısının üzerinde uçurdu. Bir de bir fotoğraf paylaştı. Arka fonu başkent Beyrut, önde İsrail F-35'leri. Umarım böyle bir delili İzmir açıklarında uçarak gerçekleştirmezler. Sonuçta ne Yunanistan bir İsrail ne de Türkiye bir Lübnan. Artık hani bunun gerisine böyle üç tane nokta söylüyorum, koyuyorum. Bu üç noktanın gerisini sizler lütfen doldurun. Gelelim ikinci noktaya. Kamuoyunda F-35 ile ilgili çok fazla dezenformasyon var. Bence F-35 çok çok iyi bir uçak. Günümüzün savaş şartlarına göre, mevcut işte dördüncü nesil mi dersiniz dört buçuk mu dersiniz dört mi dersiniz bu uçaklara karşı çok çok üstün bir uçak uçak sadece kabiliyeti işte radarı az gönüllü stealth olması değil uçan bir radar sistemi pilot aynı zamanda uçağı değil bütün harekatı komuta ediyor radarı çok önemli sensörleri çok önemli ve mevcut uçakların kabiliyetlerinin çok ötesinde bir F-35 durumu var ortada. Şimdi bunu kabul etmek gerekiyor. Bu açıdan çok çok iyi bir uçak. Ama, işte aması çok önemli. Amasını sabaha kadar konuşuruz. Ama bu uçağın da bir bedeli var. Ve o bedeli sadece fiyat değil bunun içerisinde. Bedeli Amerika Birleşik Devletleri ortaya koyuyor ve bunu çok yakın müttefiklerine veriyor. İşte Türkiye gibi o müttefiklik çizgisinden attığınız adımlarda çıkmaya başlıyorsanız bunu satmıyor. Biraz yakınsanız ha biz yine ilişkilerimizi devam ettirelim diyorsa buyurun diyor size F-16 blok 70 vereyim diyor. Burada da F-35'in hakkını vermemiz gerekiyor. Üçüncü nokta Türk Hava Kuvvetleri bu tür büyük bir siparişin altına imza atarak 23 milyar dolar şunu da e, söylememde fayda var. Türkiye F-35 için tamam dediği zaman 100 uçak alacaktı, 11 milyar dolar yaklaşık ödeyecekti. Bugün 40 uçak ve 79 uçağın modernizasyonuna 23 milyar dolarlık gibi bir fatura çıkmış durumda. Türk Hava Kuvvetleri bu alımla gelecek 10-15 yıllık süreç için hava kuvvetlerini güncel tutacak bir adım atmış durumda özellikle verilen yedek parça miktarının yüksek olması, işte yedek motorlar, radarlar, yedek sistemler ve tabii ki mühimmat konusundaki adımla diyor ki benim milli muharip uçak Kaan gelinceye kadar ki aradaki boşluğu bunlarla kapatacağım. Yedek parça stoklarım tam olacak. Uçaklarımı sorunsuz bir şekilde uçurabileceğim ve gerektiğinde de mühimmatım da depomda olacak. Bunu ortaya koyuyor Türk Hava Kuvvetleri. Bu nedenden dolayı çok uzun bir listeyle bu 23 milyar dolarlık fatura oluşturulmuş durumda. Peki Türkiye ve Yunanistan arasında bozulan denge için ne yapmak gerekiyor? Birincisi 2030'a kadar Milli Muharip Uçak Kağan'ın blok 1'inin hizmete girinceye kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin bu modernizasyonu yapması şart. İkinci önemli durum da Milli Muharip Uçak Kağan'ı geliştirmek için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin insansız hava araçları, uzun menzilli balistik füzeler, yeni nesil drone sistemleri gibi farklı farklı konulara daha da odaklanması gerekiyor. Aynı zamanda stealth olarak adlandırılan uçakların tespit edilmesine yönelik radar veya diğer sistemler konusunda da yatırımlarını arttırması gerekiyor. Tabii ki bunun daha da net cevabını muhakkak Türk Hava Kuvvetleri, Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı muhakkak verecektir. Ama biz muhtemel bunların çok 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 önemli bir kısmını duyamayacağız. Bilgimiz olmayacak bu konuyla ilgili. Bunu da belirtmemde her şeyin bir askerde planı karşılığı vardır. Bunu da belirtmemde fayda var. Beşinci önemli noktada bu F-16 alımının gerçekleşmesi durumunda Türkiye Eurofighter'la olan ilgisini devam ettiriyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre muhtemel Türkiye'ye bu satışı Amerika'nın onaylamasının ardından Eurofighter konsorsiyumunda Almanya'nın koyduğu soru işareti de bunlarla birlikte silineceği tahmin ediliyor. Bu açıdan her zaman kaynakların arttırılması, alternatiflerin ortaya konulmasının önemli olması da çok ciddi ve farklı bir konu. Bu olayda tekrar tek bir kaynağa bağlanma konusundaki sıkıntıları niye yaşadık? Bir kez daha ortaya koymakta fayda var. Altıncı ve çok önemli nokta. Türkiye'nin bu F-16 satışı onaylandı. işte uçaklar teslim ediliyor. Peyderpey geliyor. Ama bu satışla birlikte Amerika Türkiye'ye bazı kıstaslar koyuyor. Benim tahminim Türkiye eğer Amerika çıkarlarına göre hareket etmezse satışın askıya alınması ve iptali de söz konusu. İşte bu da 6. maddede en önemli soru işaretini oluşturan nokta buraya da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi gelelim uzun girizgahtan sonra bu rapordaki satışta neler var, yedek parçalar, mühimmatlar neler? Gelin isterseniz buna birlikte bakalım. Birincisi 40 adet blok 70 F-16 ama bu uçakların 32'si C yani tek kişilik, Kalan 8 tanesi de F-16 D blok etmiş yani çift kişilik uçaktan oluşuyor. D'ler eğitim amaçlı da kullanılabiliyor. Yani işte yeni bir pilotun intiba veya operasyon sırasında arka kokpitteki pilot öndeki pilota yardımcı olabiliyor ve de tercih edilen bir uçak türü haline geliyor. Alınacak sıfır uçaklarla birlikte 79 adet uçak için modernizasyon gerçekleştirilecek. Yani 79 adet F-16 uçağı Viper olarak da bilinen kamuoyunda modernizasyondan geçecek ve bunlarla birlikte işte radarı, sistemleri, her şeyleriyle birlikte bu alınan blok 70 ile ortak bir yapı haline gelecek. Yani Türkiye'nin elinde 79 adet modernize edilmiş uçak, 40 adet de sıfır üretilmiş uçak topladığımız zaman 119 adetlik yeni nesil F-16 olmuş olacak. Bunlarla birlikte 40 adet uçak için gövde ayrı sipariş veriliyor, motora ayrı sipariş veriliyor. Toplam 48 adette F110 motoru siparişi veriliyor. Bunun 40'ı uçakta, 8'i de yedek motor olacak ki 8 çok ciddi önemli bir sayı. Bunu belirtmemde fayda var. Şu anlık bu pakette tekrar hatırlatıyorum. Milli muharip uçak Kaan için blok 1'de kullanılacak Genel Elektrik üretimi F16 motorları. Yani F110'lar için bir sipariş verilmemiş durumda. Onun da altını çizeyim size. Motordan sonraki en önemli nokta radar. Siparişte 149 adet apc 83 ASA yani aktif faz dizinli radar siparişi veriliyor. Mevcut 40 adet 0 uçağın yanı sıra 79 adet modernize edecek uçaklara da bu radarlar takılacak. Böylelikle Türk Hava Kuvvetleri ASA radar sistemi kullanmaya başlayacak. Mevcut radarlara göre çok daha fazla hedefi, çok daha uzun menzilden bu radar sistemleri takip edebiliyor. Ve gerçekten F-16 yani Block 70 veya Viper modernizasyonundaki F-16'nın en vurucu noktalarından birinde radar oluşturuyor. Özellikler açısından F-35'in sistemine yakın bir radar. İşte bununla birlikte bu bir radar koyuyorsunuz. Öyle bir radar ki bu F-35'in özelliklerine 50 yıllık uçağa yaklaştırmış oluyor. Pakette ayrıca modüler görev bilgisayarları, küresel konumlandırma sistemleri, farklı elektronik süitler gibi sistemlerde yer alacak. Şimdi gelelim F16'lar için alınacak çeşitli mühimmatlara ve sistemlere. Bunların başında 44 adet M61 Vulcan olarak adlandırılan, Vulcan İngilizce okunuşu olarak adlandırılan 20 milimetrelik top sistemi bunu da listeye dahil ediyoruz ki sadece bir uçak dediğiniz zaman tek başına değil bunlar da önem arz ediyor. M61 ile birlikte 16 adet sniper geliştirilmiş hedefleme potu. 952 adet Amram M120C8 hava hava füzesi. Amram'ların yeni modeli bu C8'lerin her birinin liste fiyatı yaklaşık 1.1 milyon dolar yani aldığımız 952 adet Amram'ın neredeyse yaklaşık fiyatı 1 milyar dolara açıyor. Bu çok çok önemli. 864 adet GBU-39B bombası. Bunlar small diameter veya minyatür bomba olarak geçiyor. Kanat kitlerine sahip, 110 kilometre menzille ve cep olarak yaklaşık 1 metre hatayla hedefini buluyor. Yaklaşık ağırlığı da 130 kilogram ve bunun 93 kilogramını harp başta oluşturuyor. Günümüzün harp konseptinde büyük işte bir tonluk atıyorum iki tonluk dev bombalar atılacağına bu tür küçük hedefini çok az bir sapmayla bulabilen ve böyle nokta atışıyla hedefini adeta kalbinden vuran bomba sistemleri giderek önem kazanıyor. Türkiye'de talebini bu yönde oluşturmuş durumda. Silahlara devam edersek 96 adet AGM 88B yüksek hızlı anti radyasyon füzesi yani Harm yine 96 adet AGM 88E geliştirilmiş anti radyasyon güdümlü füze AARGM olarak adlandırılıyor. Bu füzelerden talep edilmiş durumda. Bu füzelerin özelliği de hava savunma sistemlerinin radarlarının vurulması amacıyla geliştirilmiş bir füze. Aynı zamanda 401 adette AIM-9X Block 2 Sidewinder füzeleri, bunlar hava hava füzeleri, kısa ve orta menzilde kullanılan gerçekten hava kuvvetlerimizin de X versiyonları var ama burada Block 2 daha gelişmişi isteniyor. 12 adet Mark 82 genel maksat bombası, 1437 adet Caydem doğrudan taarruz mühimmatı isteniyor. Bu bombalarda INS veya GPS koordinatlarını kullanarak hedefini vuruyor ve aynı zamanda çok yüksek hassasiyete sahip olan e, bir bomba. Alım içerisinde belirtilmemiş miktarda IRST podları, bunlar kızılötesi arama ve takip podları ölem önem arz ediyor. Peki tabi bu kadar mühimmatı saydıktan sonra aklınıza geliyor. Neden bu kadar çok mühimmat alıyoruz? İşte Türkiye'de roket var, TÜBİTAK SAGE geliştiriyor. Aselsan var, makine kimya var. Neden bu kadar çok mühimmat alıyoruz? İşte burada çok önemli bir sorunun cevabı geliyor. Ee, Türk Hava Kuvvetleri geliştirdiği mühimmatları F-16'ya takıyorsunuz. Çok güzel kanadının altına taktınız. O mühimmatın başarıyla atılabilmesi için sizin o mühimmatı sisteme tanıtmamız gerekiyor. Sisteme tanıtmanız için de o mühimmatın özelliklerine girmeniz gerekiyor. Amerika size buna e, özelliklerini özelliklerine girme izni vermiyor. Yeni nesil uçaklar, Block 70 için konuşuyorum. E, vermediği için mühimmatı da benden alacaksınız diyor. İşte bir hava hava füzesi 1.1 milyar dolar gibi bir fiyata sahip Amram için konuşuyorum. E bundan öyle ben 10 tane aldım, 20 tane aldım demiyorum. Yüzlerce alıyorsunuz ve fiyat milyar dolarlar totalde toplamda seviyesine geliyor. Block 70 için Türkiye kendi geliştirdiği mühimmatları kullanamayacak. Bu nedenden dolayı Amerika'dan bu mühimmatların alınması gerekiyor. Ha kendi mühimmatlarımızı işte Gökdoğan, Bozdoğan, e, Som, Kanatlı Güdüm Kiti gibi çok başarılı mühimmatlarımız var. Bu mühimmatları kendi F-16'larımızın daha eski modellerinde yani sistemine entegre hakkına sahip olduğumuz F-16'larda bunları kullanabiliyoruz. Bir başka önemli konu da özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, mühimmat üreticileri çok ciddi sayıda üretimi bir anda çıkartamıyor. böyle düğmeye bastım bana bin tane amram ver bir ay sonra da teslim et durumu olmuyor. Bu tür durumlar içinde de daha mühimmatlar yeni yeni geliştiriliyor. Hadi yapın dediğiniz zaman miktarlar çok fazla olmuyor. Bu konudaki ihtiyaç da Amerika'dan karşılanıyor. Yani Hava Kuvvetleri diyor ki Yedek parçadan modernizasyona, mühimmata ben kendimi bu listeyle en azından 10-15 yılımı sağlam bir şekilde çıkayım. O nedenden dolayı böyle bir uzun bir liste oluşturulup verilmiş durumda. Şimdi gelelim 23 milyar dolar meselesine. Burada ortaya atılan 23 milyar dolarlık rakama şöyle bir ek yapmak istiyorum. 23 milyar dolarlık rakam listede ilk gereksinlere dayanan en yüksek tahmini değer. Muhtemel. Türkiye'nin alacağı uçak, malzeme, mühimmat değeri bunun çok daha altında kalacak. Aman kaça çıkacak henüz bilmiyoruz. Bugün F-16 Block 70'ini araştırdığınız zaman liste satış fiyatı açık kaynaklara göre 63 milyon dolar. Ama e, modernizasyon için baktığınız zaman ben burada Tayvan örneğini vermek istiyorum. Tayvan çok ciddi bir F-16 modernizasyonu için Amerika ile anlaşmış. Onlar da Viper modernizasyonu yapıyorlar. Toplam Tayvan 142 uçak için birkaç yıl evvel 3 milyar 700 milyon dolar karşılığında anlaşmış durumda. Bunu da 4 işlemi yaptığımız zaman, böldüğümüz zaman uçak başına 26 milyon dolar çıkıyor. Türkiye'de de 79 adet yani bunun neredeyse yarısı sayısında uçak modernize edilecek. Bu miktarda işte olsun herhalde uçak başı muhtemel 30-35 milyon dolar arası bir miktardır diye ben tahmin ediyorum. Şimdi bunu böldüğünüz zaman işte 63 milyon dolar, Block 70'in sıfır fiyatı yaklaşık 2,5 milyar dolar eder. Uçakları da modernize ettiğiniz zaman işte 30 milyon dolar deseniz bu da yaklaşık işte 2,3 milyar dolar. Gerisi motor, yedek parça ve mühimmat. Sonuçta siz eğer Block 70 alıyorsanız bunları Amerika'ya ödemek durumundasınız. O da e, köprüyü geçerken ayıya dayı dedirtiyor size ve çatır çatır 23 milyar dolarınızı alıyor. Ha bugün baktığınız zaman Sadece 12 uçak alan ürdünün ödediği fiyatlara, diğer yerlere de onlara da aşağı yukarı benzer bir tarife Amerika uyguluyor. İşte bu yüzden kendi milli ürünlerinizi yapmanız, kendi sistemlerinizi geliştirmeniz, istediğiniz mühimmatı takabilmek için, istediğiniz görevi yapabilmek için bunlar çok çok büyük önem arz ediyor. Şimdi gelelim niye Yunanistan 8.6 milyar dolar verdi 40 uçağa, biz niye 23 milyar dolara veriyoruz? Yunanistanın aldığı paket uçaklar çok az sayıda yedek parça ve motoru içeriyor ve herhangi bir mühimmat yok. Yani bu en böyle temel paket muhtemel ilerleyen yıllarda her yıl birkaç milyar dolarlık daha e, alışveriş yapacağını ben Yunanistanın açıkçası tahmin ediyorum. Şimdi raporla ilgili olarak bu raporun en alt kısmında neden bu satışın yapıldığı konusu da açıkça ifade ediliyor. Raporda amaç Türk Hava Kuvvetleri'nin güncel tutulması yani malum işte Ukrayna Savaşı ile birlikte NATO'nun güney kanadını Türkiye oluşturuyor. Güncel tutulması çok önemli. İkinci önemli madde Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını uzun vade devam ettirmek. Bu uçağı aldığınız zaman veya mevcut uçaklarınızı modernize ettiğiniz zaman uzun yıllar bu uçakları kullanmak durumundasınız. Ve her kullandığınız yılda da yedek parçadan mühimmata kadar Amerika ile ilişkilerinizi iyi tutmak durumundasınız. Kongre'ye hazırlanan bu raporda e, ayrıca geçen yıl Türkiye ve Yunanistan'ın Amerika'nın koordinasyonunda yaptığı e, işte birbirlerinin çok hava sahalarına girmeme anlaşmasına da bir atıf var. Ve bu maddeler arasında en önemlisi bunu başta da söyledim. Türkiye'nin Amerikan çıkarlarına göre hareket etmediği durumda satışın askıya alınması veya iptali durumu. Şimdi bu cümle tabi raporun en önemli cümlelerinden bir tanesi. İşte yaptırım gerçekleştirilebilir bunun karşısında. Yaptırım derken işte finansal kısıtlamalar, ticari yasaklamalar veya seyahat kısıtlamaları buraya getirilebilir diyor. Ve aynı zamanda da Amerika Türkiye'ye diplomatik anlamda da bir baskı oluşturulabilir deniyor. Gördüğünüz gibi uçak alımları çok çok pahalı işler ve daha da enteresan kısmı bir uçağı alıyorsunuz yıllarca o ülkeyle bir bağınız oluşuyor. İşte bu yüzden Türkiye'nin kendi uçağını yapması, kendi projelerini geliştirmesi büyük önem arz ediyor. Elimden geldiğince dosyayı çok lafı uzatmadan vermeye çalıştım. İlginiz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazın ve tabi bu videoyu beğendiyseniz de şöyle bir beğen tuşuna basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.